Sevgili Okan Anlatıyor izleyenlere hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir konu anlatacağız. Yanımda da bir o kadar kıymetli, değerli büyüğüm, kıymetli iş insanı ve milli sermayenin gururu diyebileceğimiz bir abimiz bizimle birlikte. Sevgili Fikret Bey, kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, kendisi Scooter Botları Yönetim Kurulu Başkanı. Bugün bizlere, malum önümüz kış, Okan Anlatıyor, doğru ayakkabı tercihi, doğru bot tercihi, hangi ürünleri nasıl kullanmalıyız, onlara nasıl ulaşmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz, onları anlatacağız. Ama tabii ki öncelikle İstanbul'da bulunan genel merkezinde ziyaret ettik. Şu anda fabrikadayız. Hem üretim devam ediyor hem de onun satış mağazasında ve showroom'undayız. Ben öncelikle sizler yakından daha iyi biliyorsunuz ama bir de Fikret Bey'in ağzından Scooter'ın bir doğuş hikayesini, kaç yıllık bir serüven olduğunu ve nasıl bir yol izlediğini önce bir öğrenmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz evladınızla ilgili? Evet, ben 1980'den beri ayakkabı sektörünün içindeyim. Ama Scooter 1993'te başladı. Biliyorsunuz o zaman Türkiye krizler ülkesi. O zaman krizlerden çıkınca ihracat yapıyorduk ağırlıklı. Tabii yurt dışında da kriz olunca biz iç piyasada markamızı yaratma yoluna gittik. Ve 1993 yılında markamızın tescilini aldık, yola çıktık. Yani markamızın da ilk adının nereden geldiğine gelince... Uzak Doğu'ya çok gidiyordum. Özellikle Tayvan'da sokaklar alabildiğine scooter doluydu. Scooter, scooter diye bağırıyordu. Sonra ben baktım, scooter ismi aslında vurgusu güzel. Yabancı için de anlaşılabilir, Türk için de anlaşılabilir. Böyle internasyonal bir marka yapmak için iyi bir altyapı olacağını düşündük. Ve scooter adını aldık, tescilini aldık. O günden beri scooter ayakkabısını yapıyoruz. Evet, şu anda da zaten Türkiye'nin birçok noktasında satış noktamız var. Satışlarımız yapılıyor bayilerimiz tarafından, değil mi? Evet, aşağı yukarı 500 civarında bayimiz var Türkiye'nin her noktasında. Yurt dışında da 20 ülkeye ihracatımız var. Ama ağırlıklı olarak iç piyasaya çalışıyoruz. Tamamen yerli sermaye, tamamen kendi tasarımımız ve... Tabii ayakkabılarımızın ayrı bir özelliği var bizim. Biz su geçirmez botlar ve ayakkabılar yapıyoruz. Türkiye'de imalatı yapılan su geçirmezi ilk biz yaptık ve hala bu işin öncüsüyüz. Bizim aslında bugün Okan Anlatıyor ekibi olarak da öncelikli olarak burada olmamızın sebebi bir yerli ve milli bir sermaye. Herhangi bir iç piyasada rakibinin olmaması ve bir diğer konu bizim için çok önemli, diğer rakiplerden bu ürünün fark edilmesi ve ayrıştırılması. Özellikle tüketicilere, annelere, babalara, çocuklara, çünkü her bir bireyin ulaşabileceği ürün gamı da var. O yüzden bu farkın altını çize çize anlatmak istiyoruz ki bu teknoloji bir tek Scooter'da var. Evet, bu teknoloji tabii çok önemli bir teknoloji. Dünyanın her tarafında su geçirmez ayakkabılar, çok pahalı satılan ayakkabılar. Türkiye'de bunun açığının olduğunu düşündük ve su geçirmez ayakkabıların imalatını yapmaya karar verdik. Tabii bu bir teknoloji gerektiriyor. Özellikle biz astarlamada su geçirmezliği sağlıyoruz. Ve orada bir membran kullanıyoruz. Membranın özelliği havayı geçiriyor, suyu geçirmiyor. Yani bazen su geçirmezliği yapıyorlar, hava geçirmiyor bu sefer. Ayağın terlemesine neden oluyor. Biz her ikisini aynı anda sağlıyoruz. Dolayısıyla bu bizim kendi özelliğimiz, kendi teknolojimiz. Peki Fikret Bey, şunu söyleyebilir miyiz bizim scooter ayakkabılarımızla ilgili? Nefes alan ayakkabılar diyebilir miyiz? Evet, hem nefes alan hem su geçirmeyen ayakkabılar. Evet, şimdi bu tabii nefes alma çok önemli. Bugün mesela bir iç hastalıkları uzmanına ya da bir hekime, bir kalp rahatsızlığına gittiğiniz zaman sizin tabii ki önce beslenmenizi soruyor, sonra da ayak sağlığı diyor. Hep benim karşıma çıkar bir uzmanla konuştuğumuz zaman. Çok önemli değil mi? İlk beşte bir yeri var ayak sağlığının. Tabii ayak çok önemli. Yani hem ayağı terletmeyeceksiniz, hem ergonomik olacak içinin ortopedik yapısı, destekleri, kaymamazlığı ve de sağlamlığı tabii ki. Bir de tabii bununla orantılı ekonomisi de önemli olacak. Tabii. Yani bizim kategorideki ayakkabılar dünyada çok pahalı satılan ayakkabılar. Yani Avrupa piyasasında
200 eurolarda, 300 eurolarda satılan ayakkabılar. Bugünkü fiyatlarla 2 milyarın üstündeki fiyatlar. Ve biz bunları çok çok daha ekonomik, yani dörtte bir fiyatına piyasaya sunabiliyoruz. Sunabiliyoruz ve hem vatandaş hem de tüketiciye bir kolaylık sağlayabiliyoruz. Evet. Hani her sezon her versiyonunu alabilsin diye. Biraz tabii scooter, yağmur falan deyince akla hep bot geliyor. Ama ben şöyle scooter'ın koleksiyonuna baktığım zaman sadece botla tabii kısıtlayamıyoruz. Çok farklı bir takım ürün gamları var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Her sezon scooter diyebilir miyiz? Ondan sonra her yaş grubuna, her cinsiyete göre diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bizim kategorimiz zaten outdoor ayakkabı. Outdoor'un sadece botları yok. Yani yürüyüşe çıkan, özellikle profesyonelce çıkanlar yazın outdoor'un sandaletini bile giyiyorlar. Böyle spor ayakkabı tarzı outdoor'lar var. Onlardan yapıyoruz. Yani her mevsime hitap eden outdoor'ları yapıyoruz. Ve her yaşa hitap eden. Evet. O yüzden hani bir bay, bayan, ondan sonra ya da çocuk, yetişkin gibi herhangi bir ayrım olmadan herkese hitap eden bir skalamız mevcut tabii. Tabii ki. Tabii ki. Peki şu anda ben bulunduğumuz bu yerden de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü imalatımız tamamen burada herhalde, değil mi? Evet. Bütün ham madde vesaire, bütün üretim. Evet. Burada mesela tüketicinin özellikle dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Hani tabanlarla ilgili ya da ürünlerin özellikleriyle ilgili biraz da bilinçlendirmek istiyorum açıkçası. Yani tüketiciler aslında ayakkabı alırken önce kullanım amaçlarına bakacaklar. Kullanım amaçlarına uygun ayakkabı almaları lazım. Yani bir balo ayakkabısıyla bir dağa gidemezsiniz. Yani günlük giyimde rahatlık ne kadar ayakta duruyor, çalışma şartları nasıl, ofiste mi çalışıyor, dağa mı gidecek, sokakta mı yürüyecek, bunların ayakkabıları farklı. Öncelikle amaca hitap eden ayakkabıyı almak lazım. Ondan sonra ayakkabıların bakımı çok önemli. İyi bakım yapmaları lazım. Daha sonra ayaklarının numarasını doğru seçmeleri, tespit etmeleri gerekiyor. Doğru tespit etmeleri lazım. Çünkü ayağı rahat ettirmek lazım kısaca yani. Evet. Efendim malum biliyorsunuz, bir de tabii ki bir pandemi döneminin içerisinden geçiyoruz. Burada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi, 500 tane satış noktamız var ama zaman zaman ürünlere ulaşımla ilgili sorunlar olduğu için çeşitli yaş grupları malum sokağa çıkamıyor. Bununla ilgili öyle bir vizyonla Fikret Bey yönetiyor ki markasını, online'da da varız. Oradan da sipariş verebilirler değil mi? Çok kısaca tabii ondan ki, da bahsetmek gerekirse. Zaten pandemi dönemi online'ın önemini çok daha bir ön plana çıkardı. Herkes evinde otururken bilgisayarıyla haşır neşir. Dolayısıyla online satış çok önem kazandı. Özellikle AVM'lerdeki satış imkanları çok kısıtlandı. Bir kısım sokak mağazaları belki burada aktif olabiliyor. Ama online'ın çok yükseldiğini görüyoruz son dönemde. O zaman şöyle bir özetlemek gerekirse, ürünlerimizi tercih ederken sadece fiyat odaklı değil ama özelliklerine bakacağız. Su geçirmez olacak, nefes alacak. Evet. Ondan sonra doğru numaralandırma yapılacak. Evet, ortopedik olacak. Ortopedik ayağın olacak. Şekline uyacak. Evet, 2000 lira demek ayakkabının iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bugün onu da anlamış olduk. Evet, aynen öyle. Yani doğru seçip fiyat performans ilişkisine bakmak lazım. Evet, bir de tabii önümüz malum yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla yılbaşında hani sevdiklerimize, yakınlarımıza ne hediye alacağız diye de düşünüyoruz. Bence güzel ve doğru bir seçenek olabilir. Ben hatta gelmişken bugün birçok şeyi buradan çözeceğim gibi geliyor gerçekten. Fiyat evet, avantajlarını evet. Da duyunca. Yeni kreasyonu da gördük. Gerçekten evet. Çok güzel renkler olmuş. Evet, yani kreasyon zaten kendi model ekibimiz var ama tabii İtalyan modelistlerle de çalışıyoruz. Evet. Onlara koleksiyon hazırlamada yardımcı oluyorlar bize. Sonra sağlamlık konusu var yani bu Hı-hı. sene başı için değil sadece. Bu sene başı için alınca belki 4-5 sene başı geçirebilirler bizim ayakkabılar tabii ki. Ne kadar güzel. Ben öncelikle Fikret Bey'e, çok değerli, kıymetli iş insanına, kapılarını bize açtığı için, bu bilgilerinizi paylaştığınız için ve bize konuk olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Eminim ki bu vizyon hem birçok genç girişimciye örnek olacaktır. Milli sermayeyle de
Ondan sonra işinizi doğru yaptığınız zaman da böyle değerlere sahip olabilirsiniz. Hem iş dünyası için çok önemli oldu ekonomik açıdan, hem de nihai tüketici açısından. Ben bir kez daha şahsım ve ekibim adına size teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok mersi. Efendim Okan anlatıyor. Scooter botlarında Fikret Bey anlattı. Önümüzdeki sezonda doğru ayakkabı tercihi ne olmalı diye. Teşekkür ediyoruz. Efendim Okan anlatıyor da şimdi farklı bir konu konuşacağız. Online siparişte kaliteli ve güvenilir ayakkabı tercihini nasıl yapabiliriz? Nasıl söyleyebiliriz? Evimize nasıl ulaşabilir? İşte bu vizyonu Scooter'a getiren iki önemli isim yanımızda. Scooter Botları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Zuhal Hanım ve sevgili Fatih Bey. Önce tabii bayanlardan başlıyoruz. Zuhal Hanım'a sözü vereceğiz. Efendim Scooter'ın online'a giriş hikayesini böyle kısaca biraz bize anlatabilir misiniz? Nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı? Nerelerde varız? Nasıl bize ulaşabiliyorlar? Aslında biz yıllardır online'da varız ama yeterince etkin değildik. Bu son yaşanan pandemi olayından sonra bunun ciddi bir anlamda farkına vardık. Dolayısıyla bu konuda bir atak yapmak istedik. Ve online ticaretimizi, ekibimizi güçlendirdik. Ve bu konuda gereken atılımları yaptık. Şu anda da Fatih Bey'le birlikte çalışıyoruz sağ olsun. Evet, ne güzel, ben görüyorum çok fazla reklamlar çıkıyor sosyal medyada, ondan sonra arama motorlarında. Bir de tabii siz yapı olarak, aile olarak, işletme olarak milli sermaye ile kendi üretimini yapan bir yapı olduğunuz için biz gezdik burayı da, sağ olsunlar kapıları da açtılar. Kendi call center'ı, kendi kargosu, kendi stoğu, kendi paketlemesi, herhangi bir dışarıya hizmet vermeden yine kendi bünyenizde organizasyonunuzu sağlıyorsunuz değil mi? Evet, öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani her geçen gün ekibimizi de büyütüyoruz zaten. Çünkü hacmimiz de büyüyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bu konuda satış sonrası destek için de elimizden geleni yapıyoruz. Şikayetleri çok fazla maruz kalmamak için. Peki online'da sizin en çok böyle gözlemlediğiniz hangi müşterilerimiz daha çok reaksiyon gösteriyor? Gençler mi, çocuklar mı, bayanlar mı? Daha çok kim önde gidiyor? Aslında bizim ürünlerimizde her yaşa hitap eden ürünler var. Ama sanırım bayanlar daha çok, yani belki eşlerine, çocuklarına alan kesim olduğu için daha çok tepki veriyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonu bu markaya kattığınız için başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim yanımızda da Fatih Bey var. Bütün pazarlama ve markayla alakalı operasyonları yönetirken karşımıza Fatih Bey çıkıyor. Şimdi birazcık daha teknik sorular soralım. Fatih Bey öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ben şeyi çok merak ediyorum. Okan anlatıyor ekibi olarak. Biz hangi kanallardan sipariş verebiliriz? Sadece internetten mi, Instagram'dan mı, nerelerden ulaşabiliriz? Bir de o süreçler nasıl işliyor? Çünkü biraz ayakkabıda işte numara vesaire gibi durumlar var. Orada tüketiciyi nasıl doğru yönlendirebiliriz? Neler söylersiniz? Evet. İlk öncelikle bizim kendi sitemiz olan scooter.com.tr'den bütün müşterilerimiz bize ulaşabilir. Evet. Oradaki yaptığımız çalışmalar tüketici anlamında daha avantajlı olabiliyor. Fakat biz Türkiye'nin bir gerçeği olan pazar yerlerinde de varız. Bugün Türkiye'deki en büyük 3 pazar yerinde de faaliyetimiz yine scooter ayakkabı olarak devam ediyor. Tüketicilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken konu, ayakkabı bir giyim ürünü gibi değildir. Daha numaraları çok doğru belirlenmesi gerekiyor. Biz de bunun için hem gelen soruları doğru yanıtlayıp onları doğru ürüne yönlendiriyoruz. Hem de ürün içeriğinde kendi ayak santimlerine göre hangi numarayı almaları gerektiği hakkında bilgiler veriyoruz. Ve bizim call center'ımız her türlü soruya gün içerisinde müşterilerimize yardımcı olmak için cevaplıyor. Bu anlamda da müşterilerimiz bu şekilde alışveriş yapabilir. Sosyal medya hesaplarımız hem Facebook, hem Instagram, hem Twitter hepsinde var. Orada da bütün sosyal medya hesaplarımızdaki gelen sorulara olumlu olumsuz her birine dönüyoruz. O müşterilerimizi günün sonunda memnun edip veya sorularını cevaplayıp biz günü kapattığımızda onlar mutlu olsun diye bütün takım olarak, bütün ekibimiz olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaten organizasyonun başında bir kadın dokunuşu var. O yüzden de misafirlere, müşterilere o şekilde davranılıyor. Ve olması gerektiği gibi marka yönetiliyor. Burada en önemli şey, ben hemen içinde yakaladım. Hemen onu soralım. Mesela ben diyelim internetten ayakkabı siparişi vereceğim. Evet.
bu hesaplara geldim, scooter.com.tr'ye geldim. Önceliğinde hani modelden önce, çünkü hep böyle genelde istediğimiz modele bakarız. Evet. Modelden önce biz ayağının santimini mi ölçmesi gerekir? Evet. Şimdi bazı ürün kalıplarında ayak numaraları değişebiliyor. Yani spor ayakkabıda giydiğiniz ayakkabı numaranızla botta giydiğiniz ayakkabı numaranız bir olmayabiliyor. Biz o ürünün ayak santiminize göre hangi numaraya denk geldiğini orada belirtiyoruz. Yani bu da bizim için şu avantajı sağlıyor. Müşteri kendi ayağına hangi kalıbın kaç numara olduğunu çok net görebiliyor. Bu da alırken hemen karar vermesini sağlıyor. O zaman ilk yapacağımız şey, bakın bugün güzel bir şey öğrendik. Ayağımızın santimini ölçmek. Evet, bir evet. Mezuru aracılığıyla ölçebiliriz, değil mi? Yani baş parmaktan topuk hizası mı diyelim? Nasıl yapayım? Evet, baş parmaktan topuğun bittiği yere kadar hizasını aldığımızda orada zaten santimini bizim ürün içeriğine girdiğiniz zaman almak istediğiniz o santim hangi numaraya denk geliyorsa o numarayı satın alabiliyorsunuz. Evet, bu sefer daha doğru bir tercih yapmış olacak. Kesinlikle. Çünkü zaten mesafeli satış sözleşmesiyle vatandaşın, buradaki müşterinin zaten hakları, iade ve değişim hakkı var. İade ve değişim hakkı var, değil mi? Orada nasıl süreçler işliyor? Şöyle, müşterilerimize bizim Türkiye'de birçok firmadan daha farklı, yani çok istisnai bir durumdur. Birincisi, biz aynı gün kargo iddiasıyla yola çıkıyoruz. Bunu da ortalamada yakalamış durumdayız. Hani çok kampanya dönemleri, tabii bu bizim dışımızda gelişen olaylardan dolayı uzayabiliyor ama aynı gün kargo iddiamız var. Dolayısıyla ürünü gönderiyoruz. Üründe herhangi bir sorun yaşarsa, ayağını olmamayla ilgili veya tercihini değiştirmek istiyorsa, yine bize ücretsiz olarak kargo ücretsiz yapıyoruz. Yine ücretsiz olarak gönderip hemen değişimini yapıp ve almaktan vazgeçtiyse aynı gün iadesini yapıp işlemini tamamlıyoruz. Bizden çok rahat, güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyoruz. O zaman scooter.com.tr'den ve Instagram scooter'dan, değil mi? scooter.com.tr Instagram adresinden, Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen bugün online bir şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Bir deneyelim bakalım. Ben merak ettim açıkçası. Bakalım bugün ayakkabımız gelecek mi diye. Ama tabii bazı kampanya dönemleri var ki online'da kargoların da çok yoğun oldu. Orada biraz anlayış bekliyoruz anladığım kadarıyla. Tabii. O dönemde bizim dışımızda kargo firmaları da zaten medyada herkes duyuyordur. Kampanya dönemleri, çünkü normal satışın 5-6 kat üstüne çıkıldığı için bu kapasiteyle alakalı bir şey. Onun dışında aynı gün kargoyla süreçleri devam ettiriyoruz. Kampanya dönemleri için de özel çözümler üretmeye başladık şimdi. Bazı farklı online için farklı kategoride farklı ürünler var diye kulağımıza geldi ama bilmiyorum ne derece doğru. Şimdi bizim yönetim kurulumuz sağ olsunlar online ticarete gerçekten büyük destek veriyorlar. Burada yönetimin desteği ve sabrı çok önemli. Biz satışlarımızı gerçekleştirdikçe şunu gördük. Müşteri özel ürünler, e-ticarete özel ürünler yapmak gerekiyor. Yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımızla oturduk, bir plan yaptık. Önümüzdeki dönemde sadece e-ticaret müşterilerine özel bir koleksiyon yapacağız. Bu fiyat ürün kalite performansında paralel olacak. Yani uygun fiyata ama kaliteli, Türkiye'de herkese scooter ayakkabıyı giyme fırsatı, giyme şansı da bu anlamda yakalatmış olacağız. Efendim, bu kıymetli bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zuhal Hanım'a da aynı şekilde böyle örnek iş insanlarıyla yan yana gelmek bizi de mutlu ediyor. İşinin başında güzel bir hanımefendi, aynı zamanda iyi de bir anne. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok mersi.